Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıfta üslü sayılar konusuyla devam ediyoruz. Ama sizler zaten bu üslü sayıları daha önceki yıllarda da ne yaptılar? Gördüler, biliyorlar. Gördüler değil mi? Ne zamanlar gördüler? 6. sınıfta, 7. sınıfta. Hep hepsinde böyle gördüler ama yavaş yavaş karışacak. Ama önemi epey fazla. Neden? 2013, 2014, 2015'te baktığınızda sınavlardan 7'şer adet soru gelmiş ki sonraki senelerde de hemen hemen benzeri bir durum bekleniyor. Ve yine dediğimiz gibi 5. sınıftan itibaren sürekli olarak karşılaştığınız kavramlar bunlar. İki sayı üst üste yazılırsa üst üste sayıları elde ederiz. Detaylara girmeyelim. Burada alt başlıkları var. Biz hemen konumuza başlayalım. Şimdi konu şu. Taban üzerinde kuvvet. Taban üzerindeki kuvvete bakarak şunu yapacaksınız arkadaşlar. Değiştirdim hemen. Üst kadar tabanı yan yana yazıp çarpacaksınız. Buradaki üst kaç Raşit hocam? Kare. 2. 2. Taban kaç? 7. 2 tane 7'yi yan yana yaz ve çarp. Kaç demektir? 49. Peki neden kare dediniz acaba ona? Az alışkanlık. Çünkü 7 üzeri 2 kavramı şöyle de okunabiliyor. 7'nin karesi. 5'in karesi. 13'ün karesi gibi. Peki burada 2'nin üzerinde kaç var? 3. 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2'nin çarpımı 8. Tabi 2 üzeri 3'ün de şöyle bir okunma şekli var. 2'nin küpü. 2'nin küpü. Üstü 2 ise karesi, 3 ise küpü. 5'in küpü gibi. Ama 4, 5, 6'dan itibaren böyle şeyler yok. Yani 5 üzeri 4'ü siz 5 üzeri 4 diye söyleyeceksiniz. 5 üzeri 4 denk gelmişiz. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Acaba beynin görmeden okudu mu böyle gözün gördü beynin okudu. Öyle yaptı. 625 olacaktır bunun cevabı. Öğretmenim efendim biz doğal sayılarda bunu biliyoruz. 5 üzeri 4, 2 üzeri 3 ama rasyonel sayılarda ne fark ediyor? Değişen bir şey yok. Payda çarp. Aynen öyle. Payda çarpacaksınız. Yani 3 tane 2 bölü 3 yazacaksınız. Önce üstleri çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bölü 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Hadi şunları da aradan çıkartalım. Şimdi mesela ben yazayım mı? Şu ikisi kolay. Şu ikisi 4 üzeri. Sen yap diyormuşum. Kolay yap. Hadi şöyle. Tamam hadi şunu yapayım. Ben onu sen yap o zaman. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 mi olacak bu? Evet. İlk önce işareti belirleyelim ama eksi ile eksinin çarpımı artı. 1 kere 1 1. 2 kere 2 4. Tahta hadi. Kullanma alışkanlığımız çok kötü. Bizim mi? Yok senin hocam benim değil. Baksana girdi bu. Bizimden... Hemen de kendi şey düşündüm. Ayrıştırayım kendimi. Ama Necati yanlış yazmış bunları. Biraz daha sağ yazmalıydı. Eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı eksi. Sonucumuz eksi 1 1 1. 1. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Cevabımız eksi 1 bölü 8. Yani Raşit hocamız şunu diyor. 3 tane eksi sayının çarpımı eksi oluyor. Evet. 1'lerin çarpımı 1. 2'lerin çarpımı 8. 8. Peki. Hadi bunu hallettik. Şöyle bir temizleyeyim mi? Bence de. Yani benim yazdığım silmeseydin iyiydi ya. Şey bu şey çok hoşuma gidiyor. Temizle olaydı. Kağıt olsa 2 saat uğraşıyorsun. 4 çarpı 4 çarpı 4. Kaç tane? 3 tane. 4 üzeri 3. 4 üzeri 3. Bakın şu hata sıklıkla yapılıyor. 4 üzeri 3 yazdığımızda bir numaralı hata. Artık 8. sınıfsınız gerçi. O kadar sık yapmazsınız ama bir numaralı hata çocuk 4 kere 3 diyor. 12. Hayır. 2 numaralı hata çocuk buna 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 diyor. Hayır. Allah taban affet. Yazılmaya devam eder. Taban 4 mü? 4'ü yazacaksınız buraya. Kaç sefer yazacağınızı da üstteki değer belirliyor. Peki 3 3 3 3 3? O zaman bu da 4. 4 olacaktır. Devam edebilir miyiz? Ben anladım. Eksi 1 üzeri 2. 2 tane eksi 1'in çarpımı. Aslında bunlar hatırlatması arkadaşlar. Geçen yıl, ondan önceki yıl gördünüz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 kere 1, 1. Ama eksi 1'in küp türevi olsaydı. Önce yine işaret belirleyecektik değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Peki şimdi 3 yıldızlı bir soru var. Bu ne demektir? Benzeri sınavda sorulmuş. Sorulmuş. 0,3 üzeri 4. Ne demek? Ne demek? Ya ben bu soruları genellikle rasyonel yapıyorum. Evet çünkü biz öğrenciye henüz böyle ondalıklı ifadeyi çarpmayı öğretmedik. Ki biz de çarpmayız zaten. Ben de bunu çarpmam. Yapmaktansa
İlk önce bunu 3 bölü 10 diye yazarım. Ama bunu biliyor olmanız gerekiyor değil mi? 0,3 virgüllü ondalık bir sayısı rasyonel olarak yazıldığında, kesir olarak yazıldığında 3 bölü 10'a nedir? Eşittir. O zaman şimdi de 4 tane 3 bölü 10'u çarpacağım. Gerçi pozitif sayıları parantez içerisinde yazmaya gerek yok. Ama sanırım el alışkanlığı bende. Bu oyuna parantez içerisinde yazıyorum. Ama doğru ya, bence de. Yazmak lazım değil mi? Şekildedir ya. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Bölü 10 kere 10 100. Bir daha 10'la çarp 1000. Bir daha 10'la çarp 10.000. Zaten şöyledir arkadaşlar. Onları çarpıyorsanız, kaç tane 10'u çarpıyorsanız bir tane 1 yazıp o kadar 0 atacaksınız. Mesela 10 üzeri 6 demek ne demek? 1 yaz. 6 0 koyma. Yani normalde 10 tane, özür diliyorum, 6 tane 10'u çarpma demek, evet, değil mi? Biz öyle yapmaktansa bir tane 1 yazıp yanına 6 tane 0 koymamız yeterli olacaktır. Burada da 4 tane 10'un çarpımı var. Bir tane 1 yazıp yanına 4 tane 0 yazın. Peki cevap şıklarında bunu görmeyebilir öğrenci. Çünkü sonuçta bu bir test sorusu. Yazılı olduğunda öğretmeni bu soruyu bu şekilde kabul edecektir. Ama cevap şıklarında bu yoksa. Kaydıracağız. O zaman bunu rasyonel olarak ifade etmeniz gerekir. Ondalıklı olarak. Evet. Zaten yani her ikisi de, bu da rasyonel, bu da rasyonel aslında. Bu ondalıklı, bu kesirli. Öyle diyelim. Şimdi bakınız. Bir basamakta ya da bir sayıda 10'a bölüyorsanız 1 basamak, 100'e bölüyorsanız 2 basamak, 1000'e bölüyorsanız 3 basamak kaydırmanız gerekiyor. 10.000'e bölüyorsak kaç basamak kaydıracağız 81'i? Sayalım. 1, 2, 3, 4 basamak. 4 basamak. Şimdi bakın. 1. 2. 2 dediğiniz anda aslında sayı artık bu olmuştur. Çünkü bu tarafa geçti virgüller. 1 virgülde 8,1 elde ettiniz. 2'de 0,81. 3 derse bir virgül daha kaymayacak mı? 0,081. Evet. 4 dediğinizde bir virgül daha kayacak. 0,0081. Bu sayının ondalıklı yazılış halidir. Haydi devam edelim. Yine çıkmış bir soru. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? 3 tane 2 bölü 5'i çarp diyor. Çarpalım. 3 tane 2 bölü 5'in çarpımını biz böyle olduğunu aslında ne yapıyoruz? Biliyoruz. Hadi çeldiricilere bakalım. Mesela bu, bu değil mi? Cevabı bulduk. Bulduk. Neden bu değil? Bariz bu 5 bölü 2'den 3 tane çarp diyor. Halbuki bizim elimizde 2 bölü 5'ler var. Bu yanlış. Peki neden bu değil? 5'i almamış. Çünkü bu 2 bölü 5'in 3. kuvveti değil. 2'nin 3. kuvveti bölü 5 demek. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 bölü 5 demektir arkadaşlar. 3 ben 2'nin üzerindeyim diyor. Ama buradaki 3 ben 2 bölü 5'in üzerindeyim. 3 tane 2 bölü 5 yaz diyor. Buraya baktığımızda benzeri bir durum. Bu sefer 3 ben 5'in üzerindeyim diyor. 3 tane 5 yaz diyor. Dolayısıyla farklı bir sonuç verecektir. Bu nedenle doğru cevap Ceyhan. Peki. Şimdi bazı rasyonel ifadelerde ne diyelim, biraz açıklamalar yapacağız. Eksi 2 bölü 7'nin küpü. Gene çıkmış bir sınav sorusu. Eksi 2 bölü 7. Eksi 2 bölü 7. Eksi 2 bölü 7. Doğru mu? Doğru. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bölü 7 kere 7 49. Diğerini sen hesap. 49 kere 7. Kafadan hesaplamayabilirsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Kenara yazacaksınız. 243'tü değil mi? Yok, şey, 343. 340. Özür diliyorum. 343 olacaktır. Eksi 8 bölü 343. Hocam hani az önce soruda şöyle yapmıştınız ya. 81 bölü 1000 cevap şıklarında böyle yok, gözükür sorry demiştiniz ya. Acaba burada da öyle gözükebilir mi? Hayır. Bir sayının paydası onun kuvveti şeklinde yazılamıyorsa çevrilemez. O zaman bu eksi 8 bölü 343 olarak ne yapacaktır? Kalacaktır. Onun derken 10 sayısından bahsetti. Ha. Yani onun deyince onu, öbürü onun. Onun kuvvetleri. 10 sayısının kuvvetleri. Şimdi Raşit Hocam, burada çok önemli bir bilgi var. Eksi 2'nin karesi eşit değildir. Eksi 2'nin karesi. Doğru. Aslında cümlesel olarak biz bunu toparlayabiliriz, biliyor musun? Bak şöyle diyebiliriz. Eksi 2'nin karesi eşit değildir. Eksi 2'nin karesi.
Ha, şimdi biraz daha anlaşılır oldu. Hemen ispatlayalım mı? Şurada. Wow. Allah'ım ne süper yapıyorum ya. Sen bilmiyorsun değil mi bunları yapmayı? Şimdi eksi 2'nin karesi demek 2 eksi 2'nin üzerinde olduğu için 2 tane eksi 2'yi yani çarpın demektir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Ancak eksi 2'nin karesi demek şuradaki 2 diyor ki ben eksinin üzerinde değilim. Ben 2'nin üzerindeyim sadece. Eksiye dokunma, o kenarda kalsın. 2'den 2 tane yaz ve çarp. Sonuç eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 olacaktır. Gördünüz mü? Eğer sayının üstü çift ise parantez var mı yok mu? Parantez var ve kuvvet parantezin dışındaysa sonuç pozitif çıkıyor. Ama parantez yoksa sonuç ne çıkıyor? Negatif çıkıyor. Burada gördük zaten. Bu artı 4 çıktı. Bu eksi 4 çıktı. Bu arada şöyle de verilebilirdi değil mi bu? Aynen. Yine eksi 4. Yine eksi 4. Çünkü 2 parantezin içerisinde ve sadece 2'nin üzerinde. Peki öğretmenim bu parantezin içerisinde dışarısında olması sadece üstü çiftken mi geçerli? Hayır. Üstü tekken de geçerli. Mesela eksi 2'nin küpü eksi 2'nin küpü. Hadi bunları değerlendirelim. Bu nedir Raşit Hocam? Hangisi? Şu. Eksi 2'yi yan yana 3 tane yaz, çarp. Neden? Çünkü 3 eksiği de ilgilendiriyor. Doğru. Çarparsak eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksi. Eksi. En hızlı çarp. 2 kere 2 4, aferin 4 kere 2 8. Ama bu ne diyor? Sadece diyor 2'yi diyor yan yana yaz, çarp diyor. Eksi dışarıda dursun diyor. Ben ilgilenmem eksiyle diyor. Tamam eksi dursun. Ben 2'nin üzerindeyim diyor. 2 çarp 2 çarp 2 bu da eksi 8. Ha, demek ki üstü tek olunca o kadar da önemli değil. Her halükarda negatif çıkıyor. Problem yok. Yaktır. Ama üstü çift olunca önemli. Sakat.